Ben Küpe FM'e gündemdekiler programında bize yer ayırdığı için, bizi dinleyicileriyle buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun, var olun. Siz baba, beni davet ettiğinizde hiçbir hazırlığım yoktu. Hı-hı. Ama biz her zaman için hazırız. Tabii. Yani ben dedim neden olmasın, tabii ki giderim. Kamil Bey'in bende ayrı bir yeri vardır. Size de camianıza da çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Demokrat Parti olarak. Tabii ki 4 yıllardan sonra ilk defa sizin aracılığınızla, Küpe FM aracılığıyla hemşehrilerimize, bölgemize ulaşmaktan dolayı ayrıca mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Küpe FM ailesine ve başta Rıdvan Sırdaş ve sevgili Kamil kardeşim diyeyim, bu şekilde bitireyim kardeşim olarak. Sizlere ve buradaki tüm kardeşlerime saygılarımı, Silivri halkıma sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Öncelikle programınız için birkaç şey söylemek istiyorum. Bu bir çok önemli bir görev yapıyorsunuz, kamusal bir görev ve bunu çok güzel yapıyorsunuz. Bu buradayım ve bu programdayım, bu radyoda Kamil Bey'in konuğu olduğum için söylemiyorum. Bu tüm kamuoyu bunu paylaşıyor. Güzel bir tarafsızlık içerisinde kamuoyunu bilgilendirme görevi yapıyorsunuz. Önce bunu bir sorumluluk içinde yaptığınız için sizi tebrik ediyorum. Gündemdekiler her çarşamba saat 15'te bölge gündemini belirliyor. Kamil Bilici ile gündemdekiler başlıyor. Müzikal takınız Küpe FM'den, bendeniz Kamil Biliz'den. Mutlu günler efendim, saatlerimiz 15.16'yı gösteriyor ve yepyeni bir gündemdekilerde daha çok değerli bir konuğumuzla huzurlarınızdayız. Bugün aslında sadece bölgemizin değil, tüm Türkiye'nin çok yakından tanıdığı çok değerli bir isim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul 3. Bölge Milletvekili Sayın Meral Akşener bizlerle birlikte olacak. Saatler tam olarak 16'yı gösterinceye kadar keyifli bir sohbet Küpe FM dinleyenlerini bekliyor. Eğer sizler de programımıza soru, görüş ve önerilerinizle katılmak isterseniz 0212-727-1111'i tuşlayabilir. Sosyal medya üzerinden de bize facebook.com/küpefm ve twitter.com/küpefm adreslerini kullanarak ulaşabilirsiniz dedikten sonra şu an stüdyomuzda bulunan Meral Hanım'a hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Yoğun ve yorucu bir koşturmaca süreci içerisindesiniz. Her zaman olduğu gibi aslında, yıllardır böyle. Bunu nasıl dayanıyorsunuz diye de soracağım ama bu süreç içerisinde ilk olarak bize vakit ayırdığınız için ben Küpefem ailesi adına, Sırdaş Grup adına teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Her zaman, ne demek. Ben Meral Akşener'i yakından takip eden de bir kardeşinizim aynı zamanda. Rumeli'li bir ailenin kızı olduğunuzu biliyorum. Trakya bölgesine yayın yapan bir radyo Küpe FM'de. Trakya ile ve Rumeli ile bağlarınızla başlayalım mı sohbeti? Olur, çok sevinirim. Önce bir kere daha teşekkür ediyorum. Çünkü radyo olsun, televizyon olsun, işte sosyal medya olsun, bu tür alanlarda maalesef bizim yer bulmamız çok kolay değil. Bundan sonra daha da zor olacak. Özellikle internetle ilgili çıkan kanundan dolayı nefes alma bir alanı yarattığınız için ben tekrar teşekkür ediyorum. Siyaset kurumu adına teşekkür ediyorum. Evet, ben Rumeli göçmeni bir ailenin kızıyım. Annem babam Drama'da doğmuşlar. Biri 2,5, biri 1,5 yaşında. Anneannem, babaannem, dedem, iki dedem mübadele olarak Türkiye'ye gelmişler. İzmit'in Gündoğdu köyüne yerleştirilmiş bir ailenin çocuğuyum. Yani hem annem hem babam Drama doğumlu. Sonuçta İzmit'in Gündoğdu köyünde tamamı göçmen, tamamı mübadil bir köyde büyüdüm ben. İlkokulu orada, ortaokulu Kocaeli'nde, öğretmen okulunda da, Bursa Öğretmen Okulu'nda da liseyi okudum. Heyecanlandığım zaman, kızdığım zaman, çok sevindiğim zaman aynı Trakyalı, yani Trakya'daki gibi dilim de dönüyor benim. Yıllar boyunca aynı yani aynı aksanda konuşan insanlarla bir arada yaşadığım için dolayısıyla en fazla göçmen gibi konuşan kişi olduğumu söylerler. Evet. Bu ben daha evvel bazı seçim ziyaretlerinize, çalışmalarınıza da katıldım. Aslında hani Meral Akşener'den bahsederken seçim çalışması diye değerlendirmemek lazım. Öyle seçim periyodu olmadığı zamanlarda da bölgelerinizi, seçim bölgelerinizi sık sık ziyaret ettiğinizi ben yakından biliyorum.
Şahit olduğum bazı olaylar da var bu çalışmalarla ilgili. Örneğin burada Silivri'nin bazı köylerine beraber bir ziyaret gerçekleştirmiştik. Evet. Müthiş bir kar olmasına rağmen hani evet. Köy içerisinde evden çıkıp kahveye gitmeye zorlanan amcalar sizi karşısında gördüğünde ilginç... Hatırlıyor musunuz evet. Bir amca demiştik, kızım bu zamanda buraya gelinir mi be? Onların tabiri zaten, biz evden buraya gelemiyoruz. Evet. Senin ne işin var burada demişler. Evet, aynen öyleydi. Evet. Sana kocam bir şey demiyor mu demişti bir yerde. Evet, doğru. Abiden gelen bir amcaydı. Evet. O güçlü de bir bağ oluşturuyor amca, değil mi? Benim bu bölgede üçüncü dönem seçilişim. Şimdi yani üçüncü bölgeye, özellikle Silivri'ye, Çatalca'ya çok özel bir vefam var benim. Sebebi de şu: 1995 seçimlerinde 4. sıradan milletvekili adayıydım ben bu bölgede. Herkes bana katiyen seçilemezsin derdi. Ama yani sayma isterim, İsmail abiler, Hayri abiler, yani bu benim hemşerim olan abiler çok çalıştı, ablalar çok çalıştı. O zaman çok gençtim, 37 yaşındaymışım. Çok gayret ettiler ve sonuç olarak ben en son meclise giren milletvekiliyim. 95 seçimlerinde. Sonra İçişleri Bakanlığı'na o göreve getirildim. Bugün karşınızda oturuyorum. Yani o defa seçilemeseydim evimde üniversite hocalarına devam eden bir şahıs olacaktım. Onun için vefam çok yüksektir bu bölgeye. Ondan çok yani sık gelip giderim. Evet. Bu bölgede ve insanların da teveccühü çok yoğun ben. Allah razı olsun. Şahit olmuş bir... Birbirimizi anlıyoruz. Evet, insan olarak konuşuyoruz. Sağ olun, Allah razı olsun. Hatta hani biz basın mensubu, yayın mensubu insanların hani biraz da tarafsızlığa çok önem vermesi tabii gerekiyor. Doğru. Ama bölgemizde de yerel gazetecilik yapan arkadaşlarla, sizlerle bir kez temas kurmuş insanların hani Meral Hanım, Sayın Bakanım'dan çıkıp biraz Meral Abla'ya istemsiz bir şekilde... Şimdi biraz yalnız siz çok genç kaldığınız için benim yaşım devam ediyor. Şimdi biraz hafif Meral Anne'ye doğru dönüyorum. Çok da mutlu oluyorum onun için. Mavirler genç. İçişleri Bakanlığı, şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği, zorlu görevler sürekli hayatınızda, siyaset hayatınızda oldu ama biraz başına dönelim mi siyasetin? Olur. Aileden de olduğunu aslında biliyorum ama siyasetle tanışmanız nasıl geldi? Şimdi ben çok, Cumhuriyet kuruluşunda harcı olan bir ailenin çocuğuyum. Benim babamın amcası Sayıştay'ı kurmuş. Rahmetli Atatürk ve İnönü'nün arkadaşı, onların davetiyle Ankara'ya gitmiş. Anne tarafım Demokrat Parti kurucularından. Dolayısıyla bir kere anne baba tarafım çok ciddi siyasi bir alandan geliyor. Ama bizim, yani benim kendi ailemin siyasi duruşunu belirleyen babam oldu. 60 ihtilalinden sonra rahmetli Başbu Alparslan Türkeş'in başbakanlık müsteşarlığı nedeniyle, babam o zaman benim devlet memuruydu, gönderdiği genelgelerdeki tasarruf, o dikkat, açık dil, hiç tanımamasına rağmen bizim, o günkü deyimle söyleyeceğim, ailemizin, dört kardeşiz biz, dördümüzün de Türkeşçi olmasını sağlayan babam. Ondan sonra abim büyüdü. Yani ben çok çocuktum daha. Sonra abim büyüdü. Abim önce Ülkücü İşçiler, Ülkü Tek denirdi o zaman. Onun Kocaeli başkanlığını yaptı. Sonra da Türkiye'nin en genç il başkanı oldu. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'ne il başkanı oldu. 80 ihtilaline kadar. O çerçeve içinde yetiştik. Şimdi öyle olunca siyasete bir ayırıcı gözle bakmaya başlıyorsunuz. Yani Türkiye sizin için önemli oluyor. Türkiye ile ilgili tasavvurlarınız oluyor, hayalleriniz oluyor. Ve seçmen, millet, insan odağınızdaki unsurlar haline dönüşüyor. Öyle bir aileden geliyorum. O bende de vardı. Fakat siyasete başlayışım çok ilginç benim. Onu paylaşmak isterim gençler açısından. Üniversitede hocaydım. Ve işte kadın araştırmaları merkezi kuruldu Kocaeli'nde. Ben de onun başkanın yardımcısıyım, bir hocamızın. Özür dilerim. Neyse. Şimdi siyasi partilerin kadın kollarına dersler veriyoruz. Bir diploma töreni var. Doğru Yol Partisi'nin kadınlarına, kadın kollarına diploma verilecek. O zaman da Tansu Hanım yeni genel başkan ve başbakan olmuş. Bir kadın rönesansı esiyor Türkiye'de. Yerel gazeteci sordu.
İşte siz de bir kadın aday belediye başkanlığı için gösterir misiniz diye. Kadın kolları il başkanı olan küçük yerlerde herkes birbirini tanır biliyorsunuz. Evet. O günkü Asuman Hanım, benim de Asuman abla dediğim hanımefendi dedi ki bizim adayımız Meral Akşener. Yerel basın mensubu sordu, siz misiniz? Ben ne bileyim meğer evet dediğiniz o aday olduğumu zannediyorum. Meğer aday adaymışım. Evet benim der demez manşetler atıldı. Fakat bir sürü erkek aday adayı çıktı. Evet. Ben aday değilmişim meğersem. Tabii o zaman ailem çok bozulmuştu. Başta abim olmak üzere yani böyle bir şey sormadan etmeden. Bazen cahil cesareti işe yarıyor. Çok zor bir seçimi iyi bir performansla tamamlamıştım ben. O günleri o ektiğimiz tohumlar hep beraber bugün bu işte mikrofondan evet. Silivri'ye ulaştığımız her yere seslenmeme neden oldu. Evet. Allah razı olsun. Evet. Bir de hani o dönemde bir bayan siyasetçi olarak aldığınız sorumluluk, bugünlere taşıdığınız ivmesi, hani ülkemizde de bayan siyasetçi noktasında ne yazık ki halen yeterli bir sayıya sahip değil. O konuda evet büyük eksikliğimiz var. Sadece mecliste milletvekili, kadın milletvekili eksikliğinin dışında orası yeteri kadar biraz yani ivme kazanmakla birlikte yeteri kadar olmuş değil. Ama şimdi yerel seçimler var. Belediye başkan adaylıkları, belediye meclis üyesi adaylıkları konusunda da kadınların daha aktif değerlendirilmesi gerektiğine inananlardanım ben. Bütün siyasi partiler için konuşuyorum bunu. Kendi partimde dahil olmak üzere. Orada sanırım iki türlü sorun yaşanıyor. Birincisi kadınların politikaya geç başlaması, yani aile işlerini hallettikten sonra başlamaları. Erkeklere göre ekonomik özgürlük konusunda daha zayıf olmaları bu talebi düşürüyor. Yani bir sandalyeye eğer 50 erkek adaysa aynı sandalyeye 3 kadın adaylık yarışması içinde oluyor. İşte bunların tamamlanması için biraz iyimser ayrımcılığa ihtiyaç var diye düşünüyorum. Gençlerimizin, genç kızlarımızın daha ve kadınlarımızın daha hevesli, daha cesaretli, daha atak olmalarını sağlamamız lazım. Ama siyasette bu dediğim gibi iyimser ayrımcılığı, yani kotadır, fermuar sistemidir, çeşitli yöntemleri var onun. Bunun oluşturulması, bunlar oluşturulmadan bu aranın kapatılması zor görünüyor. Şimdi bana diyecekler ki çelişki değil mi? Hem kadın hakları istiyorsun, eşitlik istiyorsun, hem de ayrıcalık istiyorsun. Hayır, benim gibi kadınlar için istemiyorum ben bunu. Evet. Ben artık erkek arkadaşlarımızla yarışabilir konumdayım. İlk kez milletvekilliğine veya BD meclis üyeliğine veya BD başkan adaylığına müracaat eden kadınlar için mutlaka bir iyimser ayrımcılık uygulanmalı diyorum. Gerekli, evet. Şimdi ilk olarak siyasete belediye başkan adayı adaylıyor. Sonra aday olma. Aday adaylıktan adaylığa geçmek Kamil Bey çok zor oldu. Evet. Müthiş. Şimdi stüdyomuzda bir de belediye başkan adayı var. Fatih Kınalı Milliyetçi Hareket Partisi belediye başkan adayımız da burada. Ve yaklaşan yerel seçimler var. Silivri'deki Milliyetçi Hareket Partisi çalışmalarını, Fatih Kınalı'yı ve yaklaşan yerel seçimleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ben bugün burada bulunma nedenim. Çok tekrar teşekkür ediyorum. Radyonuza, Küre Radyo'ya beni çağırdınız. Bir fırsat yakaladım sayenizde. Evet. Tekrar teşekkürler. Burada olma nedenim, bu radyoda konuşuyor olma nedenim de Fatih Kınalı kardeşimiz için... Silivri'den, Silivrililerden o istemeye geldim. Daha da geleceğim. Evet. Devam edeceğim. Yani bu defa Meral Akşener için değil. Evet. Fatih Kınalı için buradayım. Evet. Tertemiz, pırıl pırıl, iyi bir ailenin oğlu. Kendisi de fevkalade iyi bir iş yaşamı olan, iyi bir aile hayatı olan bir kardeşimize aday gösterdik. Evet. Şimdi genellikle her ilde, her ilçede bir şey yapılmaya çalışılıyor. Onu seçmene yapılmış bir saygısızlık olarak görüyorum ben. Sadece iki partinin adayları yarışıyormuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Halbuki Fatih Kınalı Silivri'de, Rasim Acar Bey İstanbul'da kuvvetli birer seçenektir. Evet. Demokrasinin özelliği vatandaşa seçenek oluşturmaktır, güçlü seçenek oluşturmaktır. Şimdi ben 40 yaşındaydım İçişleri Bakanı olduğumda. Eğer İçişleri Bakanlığı'na
yani 40 yaşında o günün şartlarında genç sayılan bir hanımın, acemi sayılabilecek bir kadının İçişleri Bakanlığı görevine atanmasını Sayın Çiller ve rahmetli Erbakan Hoca, yani o başbakan da öbür, evet. Şeydi genel, Sayın Çiller de genel başbakan yardımcısıydı. Bunlar hayır demiş olsalardı ben İçişleri Bakanlığı'nda ne yapabileceğimi görmemiş olacaktım. Hı. Seçmen de, vatandaş da, milletimiz de görmemiş olacaktı. Evet. Şimdi göreceli olarak benim başarılı olduğumu söylüyorlar. Hı. O açıdan denemeden bilinmez. Birçok siyasetçi o fırsat kendilerine tanındığı için bugün hayatlarını önemli insanlar gibi sürdürebiliyorlar. Evet. O nedenle İstanbul'da Rasim, Büyükşehir'de Rasim Acar Bey, burada da Fatih Kınalı kardeşimin denenmesinde, oy verilmesinde ve Silivri'nin yeni bir nefes, yeni bir kan, yeni bir hayat bulmasında büyük önemi olduğunu düşünüyorum. Özellikle gençlerin Fatih Kınalı kardeşimi dikkatle izleyip ona göre değerlendirip ona göre oy tercihlerini yerine getirmelerini talep ediyorum. Ben rica ediyorum. Evet. Çünkü görecekler ki gençler, özellikle gençlerimizi önünü açacak bir kardeşimiz. Şimdi şöyle Sayın Fatih Kınalı'ya oy verip seçilmesini sağladığı zaman ve bunun motivasyonunu gençler ve kadınlar, genç kadınlar, genç erkekler yapıyorsa eğer ve onların desteklediği bu aday kardeşimiz, genç kardeşimiz kazanıyorsa bundan sonra bütün siyasi partiler genç adayları öne çıkarırlar. Şimdi ben size biraz evvel yaşınızı sordum. 31 yaşındasınız. Hı hı. 31 yaşında milletvekili seçilebilirsiniz. Hı. Daha 25 yaşından itibaren. Evet. 31 yaşında 15 yıldır çalıştığınızı söylüyorsunuz. 15 yıldır üreten, katma değer üreten bir gençsiniz. Hı hı. Şimdi yani 15 yıldır çalışan bir genç olarak... Hı. Yani siz kendinizi yaşınız çok genç gibi görünebilir, evet. Ama tecrübe açısından sizden öğreneceğimiz ne kadar çok şey var. Şimdi yani bir fırsatı yakalayıp bir sandalyeyi doldurmuş her kişinin birinci önceliği de oradan kalkmamaktır. Siyasetin her alanında böyle. İşte kaldıracak olan sizlersiniz. Getirecek olan sizlersiniz. İşte Fatih seçilirse, İstanbul'da Rasim seçilirse, bunlar benim çok genç kardeşlerim, Rasim Bey seçilirse, Fatih Bey seçilirse, bütün siyasi partiler, burada iddia ediyorum ki gelecek seçimlerde gençler isterse yapıyor deyip genç adayları sahaya süreceklerdir. Milletvekilliği adayları içerisinde de sizin gibi, Fatih kardeşim gibi insanlara bütün siyasi partiler yer verecektir. Bunun burada bir ilk olmasını diliyorum inşallah. Ama gördüğüm olumlu sinyaller aldım. Ben bugün ilk defa geldim, Fatih ile gezdik. Güzel tepkiler var, güzel davranışlar var. Dolayısıyla inşallah. İnşallah. Şimdi çok kısa bir reklam aranız olacak Meral Hanım. Tamam. Sonra Silivri temaslarınızla da ilgili biraz sohbet edelim istiyorum ama birazdan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilimiz ve Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul 3. Bölge Milletvekilimiz Sayın Meral Akşener'le sohbetimiz devam edecek. Ama şimdi çok kısa bir reklam aramız var. Reklamların sonrasında buradayız. Sakın bir yere ayrılmayın. Kamil Bilici ile Gündemdekiler devam ediyor. Müzikal Takınız Küpe Efendi, bendeniz Kamil Bilici ile birlikteliğiniz Gündemdekiler'de devam ediyor. Stüdyo konuğumuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilimiz ve Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul 3. Bölge Milletvekili Sayın Meral Akşener. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz ama kısa bir hatırlatma tekrarlamak istiyorum. Bize programımıza soru, görüş ve önerileriyle katılmak isteyen dinleyicilerimiz 0212-727-1111'i tuşlayabilir ve sosyal medya üzerinden facebook.com/küpefm, twitter.com/küpefm adreslerini kullanarak bizlere soru, görüş ve önerilerini iletebilirler dedikten sonra tekrar sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yerel seçim çalışmalarına ilk kez bugün başladınız. Az önce dinleyicilerimizle paylaşmıştık. Evet. Silivri'ye çok yabancı da değilsiniz aslında. Zaten defalarca gelip gitmiş. Seçim bölgem. Evet, sizin de bölgeniz. Silivri'yi nasıl değerlendiriyorsunuz bir bölge milletvekili olarak? Bugünkü temaslarınız nasıl ilişkiniz? Şimdi Silivri'de ben bugün sivil toplum örgütlerini dolaştım. Gördüğüm şey şu.
Bir kere yani ekonomik olarak büyük bir geriye gidiş var. Bu ama sadece bu bugünün meselesi değil. Aşağı yukarı 2007'den beri peyderpey artarak giden bir problem bu. İkincisi köy olmaktan mahalle haline, mücavir alan haline getirilmiş köylerimizin sorunları var ki ben muhtarlarımızın tümüyle bir istişare toplantısı yapıp kendilerine bu ecri misil meseleleri var. Onları bir de 2B konusu var. Onlarla ilgili gene Bölge Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bölge milletvekili Sayın Abdülkadir Aksu'yla da beraber Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Bey'e götürmüştüm. Orada bize bazı sözler verilmişti muhtarlarımıza köyleriyle ilgili. Görüyorum ki bir arpa boyu yol gitmemiş. Bu sorunlar var. Eskiden ben demin de söylediğim gibi 95'te bu bölgeden seçildim. Eskiden 150 dönüm toprağı olan, 200 dönüm toprağı olan insanlar çocuklarını 5 kuruş borç almadan çocuklarını evlendirirlerdi. Tarla satmadan çocuklarını evlendirirlerdi. Topraktan çıkardıkları, ürettikleri ürün onları gül gibi geçindirirdi. Hayvancılık yapanlar baktıkları hayvanla, besledikleri hayvanla hayatlarını idame ettirebilirlerdi. 95 seçimlerinden 99 seçimlerine kadar ben bu bölgeden çocuğuma iş bul Meral Hanım diyenle hiç karşılaşmadım. Evet. Yani böyle bir şeydi. Sonra aradan zaman geçti. 2007'de tekrar burada seçildiğimde, köyleri gezdiğimde gördüm ki en çok istenen şey, yani Silivri gibi bir mümbit arazinin bulunduğu yerde en fazla istenen iş oldu. Bu da bu dönüşümü gösteriyor. Arazinin el değiştirdiğini biliyorum. Parçalandığını biliyorum. Ve insanımızın çok fakirleştirildiğini biliyorum. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğimizde ortaya bir resim çıkıyor. İktidarın yeterli oyu vermeyen, yani Silivri'nin bir suçu var. Adalet ve Kalkınma Partisi burada çok yüksek oylar alamıyor. Referandumda, 2010 referandumunda Silivri reddetti. Şimdi böyle bakılınca hadiseye Silivri de cezalandırılıyor diye düşünüyorum ben. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri, yöneticileri ve başta Sayın Başbakan olmak üzere herkesin, kendilerine oy vermeyenlerin de Sayın Başbakan, Başbakanı olmak zorunda. Ben bunları aracılığınızla kamuoyuyla şimdi paylaşıyorum. Ankara'ya gittiğimde de bu tespit ettiğim problemleri ilgili bakanlara bildireceğim. Evet. Verilen sözlerin tutulması için yeni baştan gayret sarf edeceğim. Evet. Bir de aslında biz bu programı bundan yaklaşık 1-2 hafta evvel gerçekleştirecektik. Evet. O günde çok elim bir durumla karşı karşıya kaldık. Milliyetçi Hareket Partisi 45 yılı geride bırakmış bir parti ve bu süreç içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş. Binlerce insan geçtiğimiz haftalarda Cengiz Akyıldız'ın eşli mertebeye erişmişti. Yine bir tane beklenmedik bir durum oldu. O yüzden ertelemek durumunda kaldık programı. O menfur saldırıyla ilgili de mutlaka söyleyeceğiniz şeyler var. Şimdi orası çok ilginç. PKK ile irtibatlı oldukları anlaşılan, belki organize bir grup olmayabilirler ama iltisakları PKK ile ilgili olduğu belirlenen bir grup bizim seçim ofisini bastılar. Rahmetli Cengiz Akyıldız da hayatını fotoğraf çekerek kazanan bir insandı. O arbede, yani arbede derken taş, sopa ve silah, bıçak saldırısı, yani üçlü bir sistemde. O da saldırganların fotoğraflarını çekerken tek kurşunla kalbinden vurulup şehit edildi. Bizim için çok acı bir gündü o. Ve özellikle benim yaşımdakilerin geçmişi hatırladığı, tekrar yani acılarımızın tazelendiği bir andı. Cengiz'in bizim hayatımızda çok önemli bir yeri var. Örneğin benim çok eski tanıdığım bir insan 12 Eylül davasında İzmit Kocaeli hapishanesinde yattı Memduh Yellicelerle beraber. Dolayısıyla çok acı çekmiş, çok temiz kalmış, çok çile çekmiş, çok haksızlığa uğramış
bir kardeşimizdi. Benden küçüktür kendisi. Hani var ya Yunus Emre'nin bir garip öldü diyeler. Üç gün sonra duyalar. Soğuk suyla yuvalar. O işte beytleri benim çok aklımdan çıkmıyor. O vefatını öğrendiğimden beri. Bizim için çok acı bir gündü. Allah mekanı cennet eylesin. Onun şefaatinden bizleri faydalandırsın. Ama bu arada da mesela terörle mücadele eden asayişe yönlendirildi dava. Onunla ilgili itirazlarımız var. Bunun çok yanlış olduğu ve ülkücü hareket mensuplarını çok rencide eder. Böyle bir örtbas etme teşebbüsü. Buna rağmen ülkücü hareket sağduyusunu, metinliğini, mutedilliğini, itidalini muhafaza etti. Şehidini büyük bir vakurluk içerisinde defnetti. Evet, üç kızı var. Biri evli, iki küçük kızı var ve eşi. O da bize emanettir. Onun da gereği yapılacaktır. Ama dediğim gibi bizi asıl yaralayacak olan ve gerçekten de affetmemizin mümkün olmayacağı şey terörle mücadeleden çıkarılıp yani terör şehidi tanımından çıkarıp da asayişe bu işin havale edilmesi bizi çok yaralar. Çünkü burada karşılıklı bir itişme söz konusu değil. Bir ofis seçim bürosunun, MHP seçim bürosunun siz burada, burası kurtarılmış bölge, burada siz ofis açamazsınız denilerek evet. Ve PKK ile iltisakları açık olan bir grup tarafından, hani PKK talimat vermemiş olabilir evet. Ama o grupla, o yasa dışı terör örgütüyle irtibatı olan gruplar tarafından basılmasıdır bu. Tamamen bir eski İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. Terörle mücadele yasası içinde ve terörle mücadele sistemi içinde alınması gereken bir hukuki süreçtir. Evet. Bu menfur olayın hemen ardından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli de aynı ofisin açılışını gerçekleştirdi. Evet. Ve orada sağduyulu toplum barışında ihtisas edebilecek bir açıklama yaptı. O konuyla ilgili siz de oradaydınız. Evet, ben oradaydım. Sayın Genel Başkanımız şimdi biz acılı bir aileydik o gün. Hala öyleyiz. Acılı ailelerin, yani biz ülkücü hareket bir ailedir. Acı hissettiğiniz zaman bazen bazı yanlış insanların sözlerine belki dün dikkat etmezsiniz ama bugün dikkat edebilir hale gelirsiniz. Çünkü savunma kalkanlarınız iner. Evet. Yani canınız yanmaktadır. Çok yakın bir kardeşiniz şehit edilmiştir. Bir tarafınızla dünyayı yıkmak istersiniz. Bir tarafınızla da milletinizi korumak istersiniz. Dolayısıyla Sayın Genel Başkanımız bizim o yanımıza hitap etti. Yani aramıza karışabilecek, o yanımızı bizim istismar edebilecek provokatörlere, ajanlara, kötü niyetlere karşı bizi uyardı. Allah razı olsun kendisinden. Aynı zamanda ülkücü hareketin bu davanın peşini bırakmayacağını ifade etti. Cengiz'in çoluğunun çocuğunun bize emanet olduğunu söyledi. Kanının da hukuki süreç içerisinde yerinde bırakılmayacağı, bunun hesabının da sorulacağı ama bu hesabın sorulma yerinin önce mahkeme, daha sonra da yapılacak seçimlerde sandık olduğunu ifade etti. Ki Türkiye zaten çok zor bir süreçten geçiyor. Sayın Başbakan'ın bütün dili ayrıştırma, kutuplaştırma ve kamplaştırma üzerine olduğu için Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu bu sağduyulu devlet adamlığı yaklaşımına da büyük ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ben Türkiye'de. Öyle bir tavır koydu. Gençlerimizi, bizleri Sayın Genel Başkanımız teskin etti. Evet. Ve o çerçeve içinde biz şimdi hukuki süreci takip ediyoruz. Çok güzel. Buradan biz de Küpe FM ailesi olarak Cengiz Akyıldız'a bir kez daha hem anlaşı olalım hem Allah rahmet dileyelim. Son günlerde biz ayrılan sürenin yavaş yavaş sonlarına yaklaşıyoruz. Sizin de programınız yoğun biliyorum ama son günlerde yine gündemde olan konulardan bir tanesi, hemen ona geçelim istiyorum. Geçtiğimiz hafta içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan bir olay. Sizin yönettiğiniz mecliste Bilecik Milletvekili, AK Parti Bilecik Milletvekili ile ilgili durum. Ondan da kısaca bir bahsedebilir miyiz? Şimdi şöyle, genellikle yanlış anlaşılıyor. Beni çok sert yönettiğimle
nitelendiriyorlar. Böyle bir şey yok aslında. Şimdi iş düzük açık. Sayın Haberal çıktı bir sataşma nedeniyle konuşma yapıyor. En ufak rencide edici bir söz söylemiş değil. Sadece kendi vakfıyla ilgili. İşte o vakfı devletten kiraladığını, 4 milyon ağaç diktiğini üzerine ve her yıl kirasını ödediğini anlatmaya çalışırken AKP milletvekilleri sürekli laf attılar. Ben de kim olursa olsun, ister ben MHP milletvekiliyim ama MHP grubu da yapsa onları da uyarıyorum. Uyarmak zorundayım. CHP, BDP fark etmiyor. Yani kürsüdeki hatipi insicamını bozma durumunda söz konusu eğer laf atmalar oluyorsa siz onu uyarmak, kim olursa olsun uyarmak zorundasınız. Ben de yapmayın işte sayın milletvekilleri, ben duyamıyorum hatipi şeklinde uyardım. Ondan sonra o gürültü daha da yükseldi. Ben de böyle olmaz ki, niye bağırıyorsunuz dedim. Yani yüksek sesle bağırılıyor. Bu malum arkadaşımız 3 defa üst üste sana ne dedi. Şimdi ben bu arkadaşlarımıza sayın diye hitap ediyorum, siz diye devam ediyorum. Mecliste görüşlerinin, bırakın kelimesini, noktasını paylaşmadığım, yan yana olmayı hiçbir zaman düşünmediğim siyasi görüşler dile getiriliyor. Yani o sandalyede oturmasam o görüşleri dinlerken dışarı çıkarım. Yani o derecesinde karşı olduğum görüşler var ama ben o arkadaşlarımızın o görüşlerini dile getirmesine saygı duyuyorum. Sayın milletvekili işte X kişisi diye davet ediyorum. Teşekkür edip sayın milletvekili deyip de oturtuyorum. Sana ne dedi 3 kere? Ben de o arada ara verdim. Dedim ki yani siz yani demeye getirdim ki oturduğunuz yerden oradan arada 100 kişi var. Siz bana sana ne diye bağırabiliyorsunuz. Halbukan bir hanıma yüzüne karşı sana ne diyebilecek misiniz? Ben arkadaşımızı benden özür dilemesi için davet etmedim. Öyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Sadece sana neyi yerinden tekrarladığı, oturduğu yerden tekrarladığı sana neyi, bir kadına tekrarladığı sana neyi benim suratıma söyleyebilecek mi diye davet ettim. Evet. Olay bu. Evet. Söyleyemedi gibi de bir durum var galiba. Ben ikili görüşmeleri bugüne kadar hiç sızdırmadım. Genellikle o muhataplar sızdırır. Onlar da bir de dönüştürerek sızdırır. Ama ben yine sözümün arkasında durayım. Teşekkür ediyorum. Ben bize çok teşekkür ediyorum, bize vakit ayırdığınız için. Çok keyifli bir sohbet oldu. İnşallah ilerleyen ziyaretlerinizde. Bir kere daha beni davet ederseniz söz geleceğim. Her zaman. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok zevk aldım. Size açık. Dinleyicilerimize son mesajlarınız neler olacak? Yani ben tabii Silivri'den bizi izleyenlerden ricam Fatih kardeşime oy vermeleri. Bunun için de gelip çalışacağım. Evet. Ama Edirne'ye kadar siz dinleniyorsunuz. Bizim adaylarımıza oy vermelerini istiyorum. Eğer bir yani bana kulak verme durumu varsa kendilerinden rica ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediyecilik anlayışıyla, mesela Fatih için söyleyeyim, enlerin adamı, en temiz, en dürüst, sanırım bu bölgede en genç, en dosyasız, en şaibesiz, en bilgili diyebileceğimiz bir genç kardeşimiz. Bir de Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediyecilik anlayışıyla projelerini de üretecek bütün belediye başkan adaylarımız aynı durumda. Milliyetçi Hareket Partisi'nin adaylarına oy istiyorum. İnşallah beni kırmazlar. İnşallah. İlerleyen çalışmalarınızda, ziyaretlerinizde tekrar çok teşekkür ederim. İzleyen herkese, dinleyen herkese saygılarımı sunuyorum. Çok sağ olun. Efendim bugün gündemdekilerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sayın Meral Akşener bizlerle birlikteydi. İlerleyen çalışmalarında inşallah bir kez daha ağırlayacağız. Küpe FM'de kaliteli müzik yayını kesintisiz devam ediyor. Sakın bizden ayrılmayın. Kamil Birici ile gündemdekiler sona erdi.